Biraz hayler gel. Değerli emekçiler, değerli dostlar, değerli yoldaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 16 Mayıs'ta Sincan'da AKP-MHP yargısı tarafından bir hukuk katliamı daha imza atılmıştır. Sincan'da alınan kararlar Selahattin Demirtaş'a 43 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay ve diğer arkadaşlarımıza toplamda yüzlerce yıla varan hapis cezaları verilmiştir. İddianame nasıl sarayda ve MHP genel merkezinde yazıldıysa bu karar da aynı odaklar tarafından verilmiştir. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu anda yargını almış olduğu bu karar askeri junta mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Kobani davasında bir hukuki darbe daha, bir siyasi darbe daha gerçekleştirmiştir. Yalanlar ve sahte delillerle bir yana apacık talimatlarla sürdürülen Kobani kompas davasının sonuçları AKP-MHP iktidarın bildiği yoldan şaşmayacağını, baskı, şiddet ve zorbalık iktidarın sürdürmeye çalışacağını işaretidir. Üst makamda dile getiren yumuşama söylemin ve mevcut sürecin kime düşmanlık, kime yumuşama olduğunu ve olacağını da belirtisidir. Bir kez daha söylüyoruz. Faşizme asla geçit vermeyeceğiz. Faşizme karşı çok daha omuz omuza olmanın, daha çok dayanışmanın olması gerektiği bir zaman dilimindeyiz. Selahattinlerin, Figenlerin, Bülent Parmaksızların, Güney Kubilayların, Alp Altınürslerin, Ali Ürkütlerin, yani Kobani kumpas davasında yargılanan tüm arkadaşlarımızın, Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bu topraklardaki tüm ötekileştirenlerin günlerinde ve vicdanlarında beraat etmişlerdir. Özgürdürler. Onları ortak mücadelemizle fiziken de özgürleştireceğimiz günler çok uzak değildir. Ve tüm ezilenlerin hakları için birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanımızın dediği gibi bunu da halaylarımızla ve tililerimizle karşılayacak. Zalime boyun eğmeyeceğiz. Figen Başkanımızın dediği gibi son sözü direnenler söyler.